Sayın Siverek AK Parti Teşkilatı, değerli misafirler, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulunmamızın amacı 7,5 yıl partiye hizmet eden, gecesini gündüzüne katmış İlhan Bey'in hem il başkanımızın, hem milletvekilimizin, hem genel merkezimizin onayıyla istifasını almak içindir. Çıktığı bu yolda sözlerini fazla uzatmadan kendisine başarılar dileyip hepimiz hakkımızı helal ediyoruz. Kendisinden de helal etmesini niyaz ediyoruz. Çıktığı bu yolda başarılar dileriz. Çok değerli ilçe koordinatörüm, saygıdeğer basın mensupları, ana kadememiz, değerli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız ve birlikte gece gündüz mücadele ettiğimiz, başarılara imza attığımız tüm dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada sizlere 17 Nisan 2011 yani yaklaşık olarak 7,5 yılı aşkın devir aldığım AK Parti Siverek İlçe Başkanlığı görevimden AK Parti Genel Merkezi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın ve İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız Beyefendinin rızası ve onayıyla istifa ettiğimi açıklamak üzere toplandığımızı beyan etmek isterim. Ayrıca kısa bir açıklama yapmayı da borç biliyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Görev yaptığımız zaman zarfında milletvekilimiz, Avrupa Birliği Komisyon Başkanımız, değerimiz, ağabeyimiz ve her zaman benim yanımda müstesna yeri olan Kasım Gülpınar'la birlikte yaptığımız çalışmaları, hizmetlerimizi başka bir platformda siz hemşerilerimizin takdirlerini ayrıca arz edeceğim. Yani bugün yaklaşık olarak 7,5 yıl zaman zarfı süresinde vesile olduğumuz hizmetleri başka bir platformda İnşallah basın mensuplarla birlikte değerli toplu açıklama yapacağım inşallah. Değerli dava arkadaşlarım ve saygıdeğer hemşerilerim. İlçe başkanlığı görev süremi boyunca sizlerin hizmetkarı olma amacı dışında hiçbir gayemin olmadığını, partimin bana çizmiş olduğu yolda sizlerle birlikte yürümeyi şiar edindiğimi özellikle belirtmek isterim. Saygıdeğer hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım. Mevlana'nın bir sözü, her yerde olmak istersen gönüllere gir. Zira sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar sözünü özümsemiş bir kardeşiniz olarak biricik gayem gönüllere girebilmek adına elimden geleni yapabilmekti. Eğer azıcık da olsa bunu yapabilmiş isem bugün buradan bahtiyar olarak ayrılacağımı da ifade etmek isterim. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, İlçe başkanlığı görevini üstlendiğimde sorumluluğumun bilincinde ve görevimin ağırlığının idrakindeydim. Ama bu zorluğu sizlerin partimize gösterdiği teveccühü ve destekleri sayesinde hafiflete bildiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlar doğduğu
yaşadığı ve birlikte nefes aldığı kişilerle bir anlam ifade eder. Ve insan bir yola çıkarken, özellikle bunu belirtmek istiyorum, yolda bulduklarını yola çıktıklarına tercih edecek kadar nankör olmamalıdır. Düşüncesini Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Reisimiz, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleri üzerine asla ve asla ve kat'a unutmadığımı ve hayatımın her alanında tatbik etmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Yapılan tüm genel ve yerel seçim süreçlerinde desteklerinizle yanımızda oldunuz. Karşılaştığımız sıkıntılarda FETÖ İhanet Şebekesi'nin teşebbüs ettiği kanlı darbe girişiminde çağrılarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrılarına yanıt verip yalnız bırakmadınız. Minnettarım sizlere. Fakat birkaç şeyi özellikle siz değerli hemşerilerimle paylaşmak isterim. Bizler birer emanetçiyiz. Bize verilen kuzuyu çalma düşüncesinde olmadık. Sultan olmak gayemiz de olmadı. Zira biz hizmetkarlarınız olmayı görev bildik. Zira biz sultan değil, hizmetkarınız olmayı görev bildik. Hal böyleyken enaniyet sarmalında ben yaptım, ben ettim, bensiz olmaz gibi üst perdelerden dem vuranlardan da olmadık. Ve şunu aklımızdan hiç çıkarmadık. Halk yöneticilere verilmiş bir emanettir. Biz emanete ihanet edenlerden de olmadık. Allah'ın izniyle. Rabbim bizi bundan korusun. Bu nedenlerdir ki göreve başladığımız günden beri her türlü cefakarlığı sergilemiş olan kadın kollarımızın emeğinin önünde saygıyla eğiliyorum. Gençlik kollarımız ve tüm teşkilatımızın emeklerine karşılık şükranlarımı sunuyorum. Bizler şunu unutmayacağız. İmkansızlıklara rağmen her seçim döneminde kadın kollarımızın araç imkanı olmadan yağmurda tutulup başlarına poşet geçiren kadın kollarımı Allah'ın izniyle unutmayacağım. Yine her seçim döneminde gençlik kollarımızın bayrak ve broşür dağıtımı suretiyle adeta hayatlarını ayağının altına alıp direklere tırmanıp da hatta o dönemde belki de direkten düşen arkadaşlarımızın emeğini de Allah'ın izniyle unutmayacağım. Bu süreç birlikte göğüslediğimiz bir süreçti. Hep birlikte mücadele verildi. Ve hep birlikte hedeflere ve başarılara yüründü. Ama bilinmesi lazım ki mutlak zafer Allah'ındır. Mutlak zafer Allah'ındır. Allah ol dediği zaman ancak her şey olabilir. Onun için elbette çalışmalar önemlidir. Ancak Allah'ın sayesinde olmadığı zaman hiçbir
kıymeti harbiyesi olmadığını da ifade etmek isterim. Saygıdeğer hemşerilerim, görev yaptığım dönemde gönüllerinize dokunmak için elimden geleni yaptığımı bilmenizi isterim. Yapabilmiş isem ne mutlu bana. İnsanlar, insan olmaya dair elbette hatalarımız ve kusurlarımız olabilir. İhmallerimiz olabilir. Muhakkak ki olmuştur. Fakat bir eksikliğimiz, yetişemediğimiz ve istemeyerek de üzdüklerimiz olmuşsa da kendilerinden kusurumuzu bağışlayıp haklarını helal etmelerini diliyorum. Bu minvalde bugüne kadar bana bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Merkez Teşkilat Başkanlarımıza, her konuda yardımlarını esirgemeyen ve sürekli yanımızda duran şehrimizin her türlü sorunda zaman sınırlaması olmaksızın ulaşabildiğimiz Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve değerli milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'a, İl başkanlarımızdan Sayın Yusuf Eğilmez'e, Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Sayın Bahattin Yılmaz'a ve tüm dava arkadaşlarıma saygılarımı sunarım. Bundan sonraki yaşantımda bunu da önce özellikle vurgulamak isterim. Bundan sonraki yaşantımda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekilimiz Sayın Kasım Gülpınar'ın yanında olacağımı da ayrıca ve özellikle beyan etmek isterim. Vefanın, ade vefanın ne olduğunu bilen birisi olarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Şimdiye kadar tüm hizmet ve çalışmalar nedeniyle sizlere hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin. Allah'a ısmarladık. Koordinatörümüz Mehmet Sami Özbey'e takdim ediyorum. İlçe Başkanımız İlhan Çelik'in istifasını İl Başkanımızın adına vekaleten almış bulmaktayım. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Selam. Evet.